Demir sizin bir bilginiz var mı ya da kulislerden duyduğunuz hangi isim hangi şehir için düşünülüyor gibi? Geçen hatta ben e, dediğim gibi bu bahse konu isimlerden biriyle şu an aktif görevde konuşmuştum. Evet böyle bir şey var demiştik. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu resmen açıkladı. E, yani yanlış bilmiyorsam e, Süleyman Soylu Hatay olabilir. E, Murat Kurum. Kahramanmaraş olabilir ee, Savunma Bakanı Ullü Sakar e, Gaziantep olabilir e, Fuat Oktay Ankara' Ankara'da da de, aynen evet, gösterecek kez bu tabi aynı zamanda e, biliyorsunuz e, bir süreden beri Bakanlar milletvekili olamıyorlardı hı hı. Milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyordu hı hı. o konuda da bir çalışma var ama nasıl halledecek tabi orası bir e, ayrı soru Şimdi aday olmaları tabii yeni kabinede eğer AK Parti iktidarı devam ederse aynı pozisyonda mı olacak başka bir göreve de mi getirecekler o da farklı bir durum. Ama mesela düz bir mantıkla bakılırsa en azından hani Murat Kurum için şu an çok ciddi bir inşaat evet. seferberliği var konut üretimi işte inşası başlamış durumda herhalde fikrin devamlılığı, fikri takip açısından da Murat Kurum aynı görevine devam eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sadece bu benim kendi şahsi tahminim. yani, e, çünkü o şartlar dengeler seçimden sonra kimin nereye atanacağına dair Hı -hı. değişebilir. Ama bakanların il il daha fazla bakan da e, ortaya çıkabilir. Onu biraz birkaç gün araştırırsak hani Acet de bakar. Ben de bakarım hangi bakanların net olarak hani benim söylediklerim duyduklarım şeklindeydi demin il il. Ee, ...bu şekilde devam Ama edebilir. Özellikle deprem bölgesine ağırlık verileceğini anlıyoruz. Tabii şimdi almıyoruz. mesela Süleyman Soylu ve Murat Kurum... ...depremin başından beri oradan hiç ayrılmadan... E, ...görev yapıyorlar. E, Akar da çok sık gidip geliyor. İşte Fahrettin Koca'nın da Tabii. adı geçiyor... ...bu illerle ilgili evet. şeylerde. Bakalım yani. Bir de bu milletvekili liselerini bizim bir görmemiz lazım. Yani şu an Ankara felaket. Böyle kazan kaynıyor... Dengeler sürekli değişiyor, giriyor bu çıkıyor, o ilden buraya geliyorlar. Daha önceki seçimlerde Bugün hatırlarsanız... Bugün konuşuruz ama birkaç gün sonra tabii değişiklik gösterebilir. Bir de daha önceki seçimlerde mesela AK Parti çok ağır bir darbe yemişti. gelişi güzel bir liste yapıldı. E, o listeler e, gereken e, özen gösterilmedi iddiasıyla o ilgili illerde büyük tepki çekmişti. Bunlar nereden çıktı, bunlar gelmesine. Tepki oyları e, genel yüzdeyi düşürmüştü. Reaktif oylar. Yani bu, bu nedenle bir 9 insanı görüp belki daha net bir açıklama yapabiliriz. Ondan sonra kesin hisseler de galiba 10 gün sonra falan evet. açıklanacak YSK tarafından. Peki Özay Şen'cim siz ne düşünüyorsunuz? Yani bakanlar sizce neden mesela milletvekili adayı olarak gösteriliyor? Ya çok fark ettiriyor. Nasıl fark ettiriyor? Mesela e, şunu biliyoruz işte e, en somut örnek <laughs> bunun 46 seçiminde Fevzi Çakman e, Demokrat Parti listesinden bağımsız aday olduğu zaman... İstanbul'da e, CHP'yi e, hakikaten çok farklı yeni patta. Orada da seçim sonuçları 3 gün falan e, sonradan açıklanmıştı. Sonra da e, Vali Lütfi Kırdar belirli sonuçları değiştirdiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Şimdi e, popüler ve kamuoyunun destek verdiği isimlerin adaylığı fark eder. Mesela e, hani biz bakanlar üzerinden bakıyoruz. Bildiğim kadarıyla Süleyman Soylu'nun eşi e, 45 gündür hala şeyde e, Maraş'ta dönmedi diye biliyorum. E, Genelkurmay Başkanı e, mesela orası Hatay aynı zamanda hudut olduğu için ve Irak ve Suriye'deki operasyonlar yönetildiği için e, mesela Bakan Akar toplam 4 gün falan ayrıldı deprem bölgesinden e, Genelkurmay Başkanı on, onu bile ayrılmadı orada şimdi e, dolayısıyla da böyle bir karşı var. Bu arada şunu söylemekte de fayda var e, Türkiye'nin eylem risk eylem planı görev dağılımında e, 8 bakanlık direkt görevlendirildi mesela bunların içinde Dışişleri Bakanlığı dış yardımların koordine edilmesi ile ilgili Enerji Bakanlığı şeyle ilgili işte bütün enerjinin sağlanması ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı yolların açık olması ile ilgili sorumlu zaten 8 bakanlık özü itibarıyla deprem ve felaketlerle ilgili direkt görevlendirilmiş durumda. Mesela e, Milli Savunma Bakanlığı burada şey dışarıdan e, destek verecek bakanlıklardan bir tanesi olarak geçiyor ama şeyi çok değiştirir. Yani mesela şu anda e, güvenli ev meselesi Son derece önemli İstanbul içinde, her yer içinde önemli. Mesela e, Murat Kurum'un hangi ilden girerse girsin, işte Toki konutlarını referans alarak sağlayacağı katkı e, kıymetli olacaktır. Yine Hatay özelinde söyleyeyim, Hatay sonuçta e, çok farklı etnik grupların e, ve inanç gruplarının olduğu bir şehir. Mesela orada e, herhangi bir e, provokasyona yer vermemek üzere, e, özellikle her grupla mesela çok yakın çalıştı Milli Savunma Bakanı. Onu biliyorum. Aynı yani hataya e, gitme fırsatım oldu birkaç kere. Dolayısıyla da e, seçim sonucunu etkileyecektir. Ha Kabineye dönerler mi dönmezler mi? Bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da karar verirken elini rahatlatacak bir şeydir. Yani e, kimse kaldığı yerden işe devam edeceğim e, diyemez. Orada e, Cumhurbaşkanı işte Acet'in söylediği gibi bir meclis aritmatiği çıkacak ortaya. O meclis aritmatiğinde nasıl bir tablo çıkarsa ona göre e, tasarrufta bulunacak. Bir de şey iyidir yani e, siyasetçilerin zaman zaman sahada karşılıklarını görmesi de bir taraftan da iyidir. E, bir halk desteğine dayandıkları zaman e, o zaman hani sen atanmış bakansın ben seçilmiş milletvekiliyim tartışmaları da bir yerde e, bitecektir. Seçilip tekrar bakan olanlar açısından en azından. Hı hı. Göreceğiz bakalım nasıl olacak ama e, hani 10 il var 3 aşağı 5 yukarı. 10 e, il artı mesela Fuat Bey, e, Fuat Bey bence şu anda en popüler aday olması lazım. Niye? E, onun boşalttığı koltuğun 7 adayı var. Yani 7 kişi yapacak onun işini. Fuat Oktay'ın işini. E, Fuat Oktay e, Amerika'dan geldi. Afat'ın aslında ilk kurucu başkanı vesairedir. Son derece de e, başarılı işler yapmış bir adamdır. Şimdi Fuat Oktay'ın Ankara'dan girişi de e, bir diğer taraftan e, etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki.